Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de koşullu biçimlendirmelerde gelin ilginç ve zor bir özelliği kullanalım. Çok da güzel bir kullanıma sahip. Elimizdeki satış tablosunda ya da bir tabloda arama kısmına herhangi bir ifade yazdığımız zaman yazdığımız ifadenin hangi sütunda olduğuna bakmaksızın o satırı işaret etmek istiyoruz. Örneğin buradan arama kısmını açık yazdığımda şuradaki açık içeren yani açık yazan satırları komple işaret etmek istiyorum. Ya da buraya gelip örneğin satış yazdığınız zaman direkt satış yazanlar işaretlenecek veya buraya gelip tekrar Humanika yazdığınız zaman da direkt buradaki Humanika içen içeren satırlar işaretlenecek. Şimdi bunu normalde tek tek yapmaya alışkınız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi eğer tek bir şarta bağlı yapmak istiyorsak tablonun başlık hariç seçtikten sonra direkt formülümüzü uygulayabiliyoruz. Burada da ilginç bir kullanım yapacağız. Şöyle yapalım. Buraya geldim. Örneğin buraya açık yazayım şimdi açık yazdım. Açık yazan satırları işaretleteceğim. Bunun için başlığın bir altına tıklıyoruz. Ctrl Shift sağ ok en sağa kadar gittim. Ctrl Shift aşağı okladı. Alta kadar seçtim. Ctrl backspace e de yukarı kadar çıktım. Koşullu biçimlendirme. Satırı boyamak için bildiğiniz gibi yeni kural özelliğini kullanıyoruz. Buradan da formül kullan özelliğine geliyorum ve buraya da eşittir. Metin bul, bul, deyip parantezi açalım. Şuradaki hücredeki değeri bul. D3'teki değeri bul. Noktalı virgül. Şimdi buraya dikkat edin. Aramayı hangi sütunlarda yapacağız? Sipariş numarası, satış temsilcisi, carisi, açık kapalı durumu ve şuradaki satış deneme durumu. Buraya geliyorum bakın buna tıklayın. Şuradaki 7'yi silip A7 yazalım. Shift 6'ya basıp tekrar dolar işareti. İkinci arama yerimiz satış temsilcisi C7. Bakın direkt C7. Tekrar Shift 6 yani birleştir. Tekrar dolar. Ve diğeri D7. Tekrar Shift 6. Tekrar dolar. Bakın bunların hepsini birleştiriyoruz. F7. Ve son olarak da tekrar şuradan geldiğinizde neresi olacak? Dolar işaretini unutmayın. G7. Parantezi kapatıyorum. Burada aslında yaptığım şey şu. D3'teki değeri A7, C7, D7, F7 ve G7. Yani şu A, C, D, F ve G birleştirdiğimiz hücresinde ara. Bulursan işaretli gibi bir mantık gidiyoruz. Buradan bunu seçelim. Tamam diyelim. Tekrar tamam dediğinizde. Bakın açık olanlar işaretlendi. Şimdi buraya geliyoruz. Örneğin satış yazalım. Bakın direkt satışlar işaretlendi. Buraya geldim. Humanika yazdım. Bakın humanikalar işaretlendi. Ve sipariş numarası SM ile başlayanlar yapalım. Bakın direkt sipariş numarası SM ile başlayanlar işaretlendi. Tabi buraya sildiğiniz zaman bu sefer tüm kurallar çalıştığı için hepsi birden işaretleniyor. Onu da koşullu biçimlendirme kuralları yönet. Buradan gelelim. Kuralı düzenle diyelim. Şunun başına bir eğer koyun parantezi açalım. E boşsa yani bu hücre boş ise D3'teki değer parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. Sıfır yaz. Tekrar noktalı virgül. Bu formülümü çalıştır değilse en sona gidin. Parantezi de mutlaka kapatın. Bu formülü tekrar şöyle büyüteyim göstereyim. Bu ekran kırpma özelliği de arkadaşlar Yandex'in şuradan görüyorsunuz Yandex Dix özelliği bunu kurarsanız aynı şekilde yapabilirsiniz bakın şurada eğer D3 hücresi boş ise sıfır değilse yani doluysa herhangi bir ifade varsa şuradaki eğer herhangi bir ifade varsa da şuradaki şu metin bul işlevi çalışır bu da bizim formülümüzün doğru çalışmasını sağlar tamam dediğinizde bakın direkt buradan tekrar tamam dediğimiz zaman kalktı Şimdi buraya gelelim örneğin İstanbul yazalım. Bakın direkt İstanbul içeren değerler. Kapalı yazalım. Kapalı olan değerler. Buraya geldim örneğin bilgi yazdım. Bakın bilgi verildi yazan değerler ya da benzer şekilde LS ile başlayan stokları işaretlemek istiyorum. Buna bastığınız zaman da LS ile başlayan değerler gelir. Koşullu biçimlendirmenin tüm satırı boyama özelliğine bakın. Çok güzel ve çok basit şekilde aslında kullanabiliyoruz. Mantığını kurmak zor ama yaptığınız zaman da gayet basit olduğunu anlıyorsunuz. Buna benzer örnekleri kendinizde kendi tablolarınıza rahatlıkla uygulayabilirsiniz.